akıllı tercih başlıyor. Son iki gün. Artık heyecan dorukta tabii. Sonra sonuçları bekleyeceğiz hep beraber. E, i̇lginiz de çok yoğun. E, 1 ile 10 Ağustos arası 4 milyon dakika izlemiş arkadaşlarım bizi YouTube'da. Öncelikle ilginiz için teşekkür ediyorum. Sorular çok. Bugün yine dop bir program olacak. 3 tane üniversite ağırlayacağız. Burdur Mehmet Akif Üniversitesi bizimle olacak. İbni Haldun Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi bizimle olacak. E, sorularınızı da toparladık. Onları hocalarıma ileteceğim. Öncelikle ekran başında bir daha hoş geldin. Diyorum. Ee, i̇lk Burdur Mehmet Akif Üniversitesi ile başlayacağız. Sayın Rektörümüzü anons ediyorum. Profesör Doktor Adem Korkmaz. Hoş geldiniz hocam. Burdur'dan Hoş bulduk, geldiniz. Ayağınıza evet. sağlık. Ee, Burdur Mehmet Akif kaç öğrencisi var? Bu yıl ne kadar öğrenci alacaksınız? Evet, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. 2006 yılında kurulan bir üniversite. Ee, 11 fakültesi olan, 30 bin öğrencisi olan bir üniversite şu anda. Bu senede sayımız e, 33-34 binleri göreceğimiz tahmin ediyoruz çok dinamik, çok genç bir üniversite ve belli alanlarda da özellikle Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi. Çok soru var hocam Eğitim Fakültesi'ne evet, evet. dair çok Burdur soru var. Mehmet Akif hani 2006'da kurulmuş ama Eğitim Fakültesinin 53 yıllık bir geçmişi var. Veteriner Fakültesinin 25 yıllık bir geçmişi var. Artık kendi alanlarında kendi rüştlerini ispat etmiş, belli olgunluğa ulaşmış fakülteler. Yine Fen Edebiyat Fakültesi özellikle hem akademik kadrosu hem de program, özel programlarla, nanobilim gibi, moleküler biyoloji gibi yeni trend programları da güçlü kadrolarıyla kendinden söz ettiren bir üniversite. Hocam soruları biz bayağı toparladık. Hani bir kısmını sorabileceğim <laughs> evet. tabii süremiz kısıtlı ama. Mesela Büşra demiş ki, Burdur'da kız KYK yurdu var mı? Var. evet. Ne kadar? E, Kapasiteyi yani En mi? çok kapasite kız öğrencilerimize ağırlıklı olarak. E, 2500 civarında kız öğrencimizde kapasitemiz var. Bu yıl ilk defa bir yurt ihalesi yaptık. Bu da ikinci döneme yetişecek. 3000 kapasiteli bir yurt. Bunun da yarısı kız öğrencilere tahsis edilecek. Bunun yani totalde sene... Burdur'da bir yurt sorunu var yok, mı? Yok. Bir yurt sorunumuz yok. Hızlıca hem özel sektörün hem de kamu sektörün kredi yurtlar kurumuna teşekkür etmek lazım. Hemen hemen her yıl bir yurdu yatırım programına alıyor. Bu sene 1500 kişilik bir yurt programını, yatırım programına aldı. Önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Üniversite kampüsünün içerisinde üniversite ile şehirle kampüs arasında. Üniversite kampüs merkezde mi peki bu ee, durum? yani merkez sayılır. 7 kilometre bir mesafe var. Artık bütün şehir kampüsleri genellikle Anadolu'da şehrin birazcık dışında hem şehrin gelişimine yön veriyor hem de büyüme ve genişleme potansiyeli bakımından bir kampüs yapıları söz konusu. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kampüsü de kendine özgü ve gerçekten çok güzel yapılanmış. Türkiye'deki nadir, kendine özgü çok güzel kampüslerden bir tanesi. Evet. Mehmet Akif Ersoy'un Üniversitesi. E, e, bir de tabii öğrenci şehri Burdur. 30, evet. 35 bin evet. öğrenci demek. Öğrenciler şehri hareket ettiriyor. Bir arkadaşım demiş ki, biz öğrenciyiz. Burdur'da ev fiyatları pahalı hocam. Oradan dinlendirin demiş. <laughs> Burcu Gürbüz demiş. Evet. E, ben de söylemiş oldum Burcu buradan. E, öğrencilere iyi davranın. Burdurlu halkı emin iyi davranıyordur. Çünkü evet. 35 evet. bin öğrenci de şehri hareket ettiriyor. Kesinlikle. kesinlikle. Genç kesinlikle. Nüfus hocam, Burdur halkı gerçekten öğrenci Konusunda çok hassastır. Bir de eğitim seviyesi de burada halkın oldukça yüksek bir halkı, evet. kendi çocukları gibi öğrencilere genellikle davranırlar. Biz öğrenci ile halk arasında herhangi bir asayiş problemini ben duymadım yani hiç yaşamadık bu ciddi bir durum, evet. olumlu bir olumlu anlamda. Onun için öğrencilerimiz. Ee, Sayın hocam son iki günde dedi ya biz tercihlerini bir daha değerlendirdik. <laughs> <diyorsunuz hocam>. Bizim <laughs> programa sonradan girmemizin böyle bir artısı var ama gerçekten Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni belli programlar bazında gerek Gök Atlas'tan gerekse medyadan takip etsinler. E, hakikaten çok güçlü alanlarımız var. Evet. Peki, e, Eğitim Fakültesi Merkez Kampüs'te mi? 7 kilometre uzaktaki evet, kampüste evet, mi? Aynen, evet, Aynen, onunla ilgili Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Eğitim Fakültenizin farkında arkadaşlar. Eğitim Fakültemiz Türkiye'de hem az önce bahsettiğim tarihi Hı. olarak hem de başarılar olarak en son e, yapılan KPSS atamalarında biz Türkiye'nin ortalamasının çok üzerinde yerleştirme e, gerçekleştirdik. Belli branşlarda ilk üçte, ilk dörtte eğitim fakülteleri içerisinde en son bildiğim kadarıyla PDR'de, Türkiye'de dördüncü sırada en yüksek yerleşim oranı. Öyle var, puan. Evet, hmm. böyle bir fakültemiz. Güzel yani okul öncesi, fen bilgisi, İngilizce öğretmenliği. Bunların hepsi bizim e, Evet çok İngilizce öğretmen sormuşlar. Evet, evet, çok güçlü programlarımız. Pro, pro, peki çift Anadolu imkanı var mı? Arkadaşlarım artık biz akıllı tercihleri evet. söylediğimiz için çok aynı anda iki bölüm okumak istiyor. Evet, çift Anadolu var, yan dal var. Bizde bunların hepsi var. Yani olabilecek en e, öğrenciye yönelik her türlü esneklikte, öğrenci lehine bütün düzenlemelerimiz e, halihazırda mevcut. Var. Yani okula girdik arkadaşlar inşallah hepiniz yerleşiyorsunuz. Yerleşir yerleşmez gidiyoruz evet. öğrenci işlerine. Hangi e, Onun, bölümlerden ders alırım? Evet. Hangi bölümde çift dal yaparım? Tabii. Onları hepsini, hepsini, hepsini öğreniyoruz. Bizim zaten öğrencilerimiz yeni öğrencilerimiz üniversitemize geldiğinde bir oryantasyon programımız var. Bütün öğrencilerimizi evet. topluyoruz. Öğrencilikle ilgili bilmesi gerekenleri, şehirle ilgili bilmesi gerekenleri, öğrenci yönetmeliklerin tamamını öğrencilerimize anlatıyoruz. Bu sene ilk defa bir e, uygulamaya koyacağımız bir sistemle de öğrenci bazlı bireysel kariyer gelişim Sistemini ortaya koyuyoruz. Ne yapacaksınız hocam? Her bir öğrenciyle bir yarı yıl içerisinde öğrencinin kariyer hedefini netleştiririz. İşletme hmm. bölümüne geldiyse öğrenci çalışma hayatında özel sektörde mi, kamu sektöründe mi, özel sektörün hangi branşında, pazarlamada mı, yönetim organizasyonda mı, insan kaynaklarında mı, ARGE'de mi, nerede çalışacağını netleştirip birinci yarı yılda, sonraki kalan yedi yarı yılda da buna yönelik kendisine özel bir program koyuyoruz. Bu program bütün öğrencilere özel değil, her bir öğrenci için özel bir program koyuyoruz. Bunun içerisinde öğrencinin dil e, yeterliliğinden tutun da bilişim bilgileri, bilgisayar teknolojileri kullanımı, uluslararası deneyim, işletme deneyimi, staj gibi her bir öğrenci özel kompakt bir program. Yani topyekün bir program Teşekkür değil. Öğrenciler da talep bu, mi edecekler size gelince? Gönüllü biz bunlara duyuracağız öğrencilerimizde e, Kariyer merkezimizde uzman 15 civarında arkadaşımızla randevu sistemde öğrencinin kariyer hedeflerini bir, bir bir toplantıda değil, 4 ya da 5 toplantıda öğrencinin kariyer hedefini netleştireceğiz. Bunu yaparken önce öğrencinin kişilik testinden başlıyoruz. Çok özel hazırlanmış bir kişilik testimiz var. Mesleğe yönlendirme, sonra da e, kariyeri e, şekillendirme dediğimiz 3 aşamadan geçen bir program var. Yani örneğinin olduğunu düşünmüyorum. Evet, ilk, Şöyle düşünüyoruz. Ilk öğrencimiz gördüm, güzel. mezun olduğunda, e, diplomasının yanında, hı hı. onun e, bu mesleği bilinçli seçtiğini ve bu, bu anlamda eksikleri tamamladığını ifade eden hem birikim hem de sertifikasyon, akredite e, gelişim merkezimiz var. Bu merkezimiz ya da bunun dışında kurslar, efendim stajlar gibi bunlar da belgeleyerek, yani bir iş görüşmesine gittiğinde bir tık diplomayla gitmeyecek. Diplomanın yanında onlarca sertifika sert ve yeterlilik. Evet, Arkadaşlarım da çok dikkat ediyor. Kesinlikle. Şimdi tabii çok gündem de yoğun. Bu yoğun evet. gündem içinde süremiz de kısaldı hocam. Evet, çok evet, da sorun evet. var size ama. Evet. Hepsini dijital medyada sizle ulaşabilirler değil mi? Kesinlikle, Sorabilirler. Kesinlikle ulaşabilirler. Şöyle söyleyeyim, bizim üniversitemizde Öğrenci Destek Merkezi diye bir merkezimiz var. Öğrencimiz her türlü meselesini doğrudan rektöre sorabilir. Hı, ve bu hiç, sorduğu hiçbir meseleden dolayı da asla kendisine olumsuz bir dönüş olmaz. Her türlü sorduğu soru da kendisine hukuki yöntemlerle dönülür. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Uniarın Türkiye'de öğrenci memnuniyet anketi, 30 bin öğrencide yapılan ankette 109 devlet üniversitesinin içerisinde biz ilk 24. sıraya yerleştik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurumsal işleyişte ise, kurum ve idare idari işleyişte ise 8. sıraya yerleştik. Bravo bu, diyor. bu esasında öğrenci merkezli olduğumuzu gösteren bir anlayış. Bunun dışında tabii ki akademik birimlerimizin gücü de öğrencimizin gelişimine katkı verecek şekilde sürekli bir çaba içerisinde. Çok teşekkür ediyorum hocam. Biz teşekkür ederiz. De. son iki gün çok önemli veriler evet. söylediniz. Evet. Ayağınıza sağlık Burdur'dan Yani Burdur geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ayrıca ismini taşıdığımız Mehmet Akif'in de bir misyonunu taşımanın sorumluluğunda hem ulusal hem uluslararası anlamda da oldukça yeterliliğe sahip bir üniversite yani 2006'da kurulmuş bir üniversite diyerek ya da Burdur'da bir üniversite diyerek değil birazcık bir tık perdeyi kaldırıp içine biraz girsinler. Öyle i̇ki iki günleri var. E, hakikaten alanında nitelikli e, akademisyenler yani bizde alanında uzman olmayan birisi bir bölümde öğretim üyeliği yapmaz. Hocam artık gençler çok ilgili. Tüm kadronuzda evet, evet. da bakacaktır. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben Ayazın. teşekkür ederim. Efendim. Çok, çok teşekkür sağ olun. Ederim.